Bildiğiniz gibi 3 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Doğduğumuz günden beri sadece 3 boyutlu cisimler görmeye alıştık. Bu yüzden beynimiz 3. boyuttan daha fazlasını algılamaya pek alışık değil. Peki hiç 4. boyutta neler olduğunu merak ettiniz mi? En basit şekilde başlarsak 4. boyutun ne olduğunu anlayabiliriz. Öncelikle 0. boyuttan başlayalım. 0. boyutta sadece bir nokta vardır ve bu noktada sıkışıp kalırız. Sağa sola, yukarı aşağı ve öne ya da arkaya gitme şansımız yoktur. Şimdi bir adım ilerleyelim ve noktayı çizgi haline getirelim. Böylece 1. boyuta geçmiş olduk. Çizdiğimiz çizginin sadece bir boyutu vardır. Çizgi üzerinde sadece sağa ve sola ilerleyebiliriz. Diğer boyutlar olan aşağı yukarı ya da öne ve arkaya hala gidemiyoruz. Şimdi bir adım daha ilerleyelim ve çizgiyi bir kare haline getirelim. Bu sayede 2. boyuta geçtik. Artık hem sağa sola hem de öne ve arkaya doğru gidebiliyoruz. Ancak hala bir yüksekliğimiz yok. Yani yukarı ya da aşağı gidemiyoruz. Artık 3. boyuta geçebiliriz. Karemizi aşağı ve yukarı doğru uzatalım. Böylece 3 boyutlu bir şekil olan küp elde etmiş oluruz. Kübümüzün hem bir yüksekliği, hem bir genişliği, hem de bir derinliği vardır. Eğer bu kübün üstüne bir karınca koysaydık, karıncamız sağa, sola, aşağı, yukarı, öne, arkaya doğru istediği gibi gezinebilirdi. Tıpkı şu an bulunduğunuz odada istediğiniz yönde ilerleyebilmeniz gibi. Odanın eni boyunca yürüyebilirsiniz. Odanın boyu doğrultusunda da yürüyebilirsiniz. Ya da bir merdivene çıkıp odanın içinde daha yükseğe çıkabilirsiniz. Dünyamızdaki 3 boyut bu kadar basittir. En, boy ve yükseklik. Artık 3 boyutu çok iyi anladığımıza göre 4. boyuta geçebiliriz. 3 boyutlu kübümüzü kenarlarından tutup hafifçe uzatalım. Ortaya çıkan bu ilginç şekil 4 boyutlu bir hiperküptür. Ya da daha havalı ismiyle bir tesseract. Aslında beynimiz 4. boyutu algılama konusunda çok yetenekli değildir. Bu yüzden 4 boyutlu cisimlerin 3 boyutlu dünyamızda oluşan gölgesini algılamaktan öteye geçemeyiz. Yani bu şekil aslında 4 boyutlu bir hiperkübün 3 boyutlu dünyamızdaki görüntüsüdür. Durun hemen kafanız karışmasın. Yine en basit şekliyle başlayalım. Alıştığımız 3 boyutlu dünyamızda değil de 2 boyutlu bir dünyada yaşadığımızı düşünelim. Artık sadece çizgi gibi 1 boyutlu ya da kare gibi 2 boyutlu cisimleri algılayabiliriz. 2 boyutlu dünyamızda mutlu mutlu yaşarken birden 3 boyutlu dünyadan birisi bize bir küp göstersin. Sizce 2 boyutlu dünyamızdan 3 boyutlu bir kübe doğru baksaydık onu nasıl algılardık? Videoyu burada durdurup hayal etmeye çalışabilirsiniz. Kübü nasıl algılayacağımızı anlamak için üzerine ışık yansıtıldığını ve gölgesinin de bizim 2 boyutlu dünyamıza düştüğünü varsayalım. Eğer 2 boyutlu dünyamızdan 3 boyutlu bir cisme baksaydık onu bu şekilde görürdük. Yani kübün duvara düşen gölgesi gibi. Daha iyi anlamak için kübün bir yüzeyini turuncuya boyayalım. Altta kalan turuncu yüzey ışığa daha uzak olduğu için gölgesi daha küçük olur ve kübün gölgesi bu şekilde gözükür. Şimdi kübümüzü yavaşça çevirelim ve gölgesinin nasıl değiştiğine bakalım. Kübü yan çevirdiğimizde normalde kare olan turuncu kısmın şekli değişti. Aslında değişmedi. Yani 2 boyutlu dünyada 3 boyutlu bir cismi algılamaya çalıştığımızda cisim hareket ettiği zaman bize şekli değişiyormuş gibi gelir. Şimdi 2 boyutlu dünyadan çıkıp 3 boyuta geri dönelim. 3 boyutlu kübümüzü 4 boyutlu bir tesseract ya da diğer adıyla hiperküp haline getirelim. Böylece 4 boyutlu bir küp elde etmiş olduk. Şöyle biraz çevirip nasıl göründüğüne bakalım. Aslında bu gördüğümüz şeklin 4 boyutlu bir cismin 3 boyutlu dünyamıza düşen gölgesi olduğunu unutmayın. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, 4 boyutlu bir cismi tam anlamıyla algılayamayız. Sadece onun 3 boyutlu dünyadaki gölgesini algılayabiliriz. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. 4 boyutlu kübümüzün 3 boyutlu dünyamızdaki gölgesinin nasıl olduğunu görmüştük. Şimdi ise 4 boyutu olan kübümüzün 4 boyutlu bir dünyada nasıl göründüğüne bakalım. Az önce yaptığımız gibi bir yüzeyini turuncuya boyadığımızı düşünelim. Hiperkübümüzü yan çevirdiğimizde işte bu şekilde görünür. Biraz önce 3 boyutlu kübümüzü yan çevirdiğimizde normalde kare olan turuncu yüzeyin şeklini değişiyor gibi algılamıştık. Aynı olay 4 boyutlu kübümüzde de olur. Şekli yan çevirdiğimizde içteki turuncu kübün şeklinin değiştiğini algılıyoruz. Turuncu küp kesik bir piramit şekline dönüşüyor. Ancak aslında 4 boyutlu kübümüzün şekli değişmiyor. Sadece biz 3 boyutlu dünyamızda değişiyormuş gibi algılıyoruz. Eğer 4 boyutlu kübümüzü sürekli olarak çevirmeye devam edersek 4 boyutlu bir dünyada yaklaşık bu şekilde görünür. Boyutları anlamamıza yardım edecek bir şey daha yapabiliriz. Hatırladığınız gibi sadece bir noktayla başlamıştık. Eğer iki nokta alıp onları birleştirirsek tek boyutlu bir çizgi elde ederiz. İki çizgiyi birleştirirsek bu sefer 2 boyutlu bir kare elde etmiş oluruz.
Yani üst boyuttan bir şekil elde etmek için alt boyuttaki şekilleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Bir küp elde etmek için 6 tane kareyi yan yana koyup birleştirmemiz gerekli. Aynı şeyi yapmaya devam edersek 4 boyutlu bir şekil oluşturmak için 3 boyutlu küpleri birleştirmemiz gerektiği gayet basittir. Eğer 8 tane 3 boyutlu kübü yan yana dizip birleştirirsek 4 boyutlu bir hiperküp elde ederiz. Ancak bunu hayal edebilmek daha önceki boyutlar kadar kolay değildir. Bu yüzden en iyisi daha basit düşünelim. 3 boyutlu bir kübü alıp bütün yüzlerini açtığımızı varsayalım. Tıpkı bir karton kutuyu kesip açmak gibi. Böylece artık onu 2 boyuta sığdırabiliriz. Yani 3 boyutlu şekli parçaladık ve onu 2 boyuta sığdırdık. Şimdi aynı şeyi 4 boyutlu bir küple yaptığımızı düşünelim. Hiperkübümüzü açtık ve onu 3 boyutlu dünyamıza sığdırdık. Yaklaşık olarak bu şekilde görünür. 8 tane 3 boyutlu küpten oluşan ilginç bir şekil haline geldi. Yani 4 boyutlu bir hiperkübü parçalarına ayırıp 3 boyutlu dünyamıza getirseydik tam olarak bu şekilde görünürdü. İşte bu kadar. Hayal etmesi ne kadar zor da olsa artık 4. boyut hakkında bir sürü şey biliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Her şeyi merak etmeye devam edin. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.